Merhaba arkadaşlar Açık Lise TV'de TYT kampımızın son kısımlarına geldik gençler. Anlatım bozuklukları. Anlatım bozuklukları ee, bir 4 yıldır sorulmuyor. En son sorusu 2018 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. 2017 değil de 18. Ya yani 17 veya 18 olması lazım. Yani üzerinden 4-5 senelik bir evre geçti. Ondan önce de yine bir 4-5 sene ara vermişti arkadaşlar. Ee, anlatım bozuklukları bilginiz olsun. Yani bu sene çıkar mı, çıkmaz mı? Net bir ifade kullanamıyorsun Hani ben şöyle yaklaşıyorum anlatım bozuklukları sorusuna. Yazım yanlış sorusu ne kadar çıkma ihtimali, ne kadar çıkmama ihtimali varsa anlatım bozukluğunda o kadar var arkadaşlar. Öyle bilmemiz lazım bence. Nacizane. Tamam mıyız? Gençler şimdi anlatım bozuklukları ikiye ayrılıyor. Anlamsal anlatım bozuklukları ve yapısal yani dil bilgisayar. Biz bunlara bağlaşıklık ve bağdaşıklık diyoruz gençler. Anlamsal ve yapısal anlatım bozuklukları arkadaşlar... Ee, şimdi yapısal anlatım bozukluğunu yapabilmen için dil bilgisini iyi bilmeniz lazım. Yani iyi bir dil bilgisine sahip olmanız lazım. Ee, öncesinde yaptık arkadaşlar. Mesela tamlayan eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu dediğinde senin tamlayanın ne olduğunu bilmeyen biliyor olman lazım. İşte ne bileyim e, nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu dediğinde... ...işte özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu dediğinde... ...arkadaşlar sizin onları biliyor olmanız lazım. Bu yapısal anlatım bozukluğu dil bilgisini biliyorsan buradaki anlatım bozukluğunu yakalarsın. Ancak anlamsal anlatım bozukluğu biraz daha arkadaşlar e, bulunması zor olabiliyor. Nasıl? Hani günlük hayatta fazlasıyla anlamsal anlatım bozukluğu yaptığımız için... ...mesela hani pandemi döneminin içinden çıktık... Doğru mu hocam? Minibüslerde, otobüslerde şu yazıları görüyordum, taksilerde bile. İşte e, maskesiz otobüse binilmez. Yani maskesiz otobüs günümüzde o kadar normal geldi ki bu bize. Aslında hani maskesiz otobüs, maskeli otobüs var hocam? falan derler adamı değil mi? Hani otobüse maskesiz binilmez demesi lazım. Günlük hayatta karşımıza çok daha fazla çıktığı için arkadaşlar anlatım bozukluğu, anlamsal anlatım bozukluğunu bulmakta biraz daha zorlanıyoruz. İşte mesela dişçinin önden geçiyorsun şey yazıyor. Ağrısız diş çekilir. Manyak mısın be adam? Ya, ağrısız diş çekilir. Ağrımayan dişi mi çekeceksin? Diş ağrısız çekilir desene. Ağrısız, gel ağrımayan dişini çekeceğim falan yani. Böyle bir anlam çıkar. İzinsiz inşaata girilmez dediğinde yani bak bu ifadeler hep günlük hayatta karşımıza çıkan ifadeler doğru mu hocam? İzinsiz inşaata girilmez. İnşaat izinsiz mi? İzinsiz bir inşaat var girmeyelim falan. Hayır inşaat hani izinsiz girilmez. İzin alınmadan girilmez anlamında söylemek istiyor arkadaşlar. İşte bunlar bizim hayat, günlük hayatta karşımıza çok fazla çıkıyor. Mesela Kardeşini düşün işte bizi dinleyenlerden biri kardeşini düşünsün kardeşi geliyor diyor ki işte e, abi abla e, çok karnım ağrıyor dediğinde çok karnın birden çok karnın yok. Doğru mu arkadaşlar? Karnım çok ağrıyor demesi. Çok başım ağrıyor. Kaç tane başım var kardeş? Yani başım çok ağrıyor demesi lazım. Günlük hayatta çok fazla olduğu için gençler e, haliyle anlamsal anlatım bozukluğunu çıkarmakta biraz zorlanıyor olabiliriz. Ancak ne yapalım? Türkçeyi daha dikkatli, daha düzgün kullanalım. Arkadaşlar ben size anlatım bozukluğu noktasında hem genel kültür anlamında hem de güzel bir antrenman olur sizin için. Bir kitap e, önereyim Feyza Hep Çilingirler diye bir ablamız var gençler Feyza hep çilingirler bu ablamızın Türkçe of diye bir kitabı var eski bir kitap bayağı eski bir kitap ee, Türkçe of diye bir kitap var arkadaşlar 96 basımlıydı yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlıyor da olabilirim ee, o döneme kadar ki o döneme kadarki siyasilerin sporcuların futbolcuların e, magazincilerin işte sanatçıların röportajlarındaki ee, anlatım bozukluklarını yakalamış ablamız yazmış oraya mizahi bir dille yazmış güzel bir eser oluşturmuş bilginiz olsun gençler Türkçe of güzel bir antrenman olur sizin için güzel bir kitap okumanızı naçizane tavsiye ederim şimdi gelelim şu mevzuya bir dalalım bakalım arkadaşlar yapısal ve anlamsal anlatım bozuklukları olarak ayırdık hocam anlamsal anlatım bozukluklarına gereksiz sözcük kullanımından bir başlayalım bakalım gençler günlük hayatta Hani bizim Türkçemizde eş anlamlı sözcükler dediğimiz sözcükler çok fazla olduğu için Tekrarını tekrar tekrar aynı ifadeyi kullanabiliyoruz bir cümlede. Bu konunun mana ve anlamı çok derin dediğinde arkadaşlar. Yani mana ve anlam ne? Mana ve anlam ne? Yani mana ile anlam aynı şeyler değil mi arkadaşlar? Söylediklerini aynen olduğu gibi yazın. Aynen olduğu gibi derken aynen zaten olduğu gibi değil mi arkadaşlar? Veya olduğu gibi zaten aynen değil mi? O zaman bunların birini kullanmamız yeterli olacaktır. Tamam mıyız gençler? anlamca birbirini kapsayan ifadelerin bir arada kullanılması. Hocam geleceği görebilen ileri görüşlü insanlar. Yani geleceği görebilen derken zaten ileri görüşlü olduğunu veya ileri görüşlü olduğunu söylerken zaten geleceği görebilen, hissedebilen anlamında kullandığımızı biliyoruz. Bunların birini kullanmamız yeterli olacaktır gençler. Kardeşim soruları hemen çözüverdi dediğinde hocam çözüverdi i vermek İvermek neydi? Tezlik fiili değil miydi? Kurallı birleşik fiillerden. E zaten bu hemen anlamı katar. Bir daha burada hemen kullanmana gerek var mı? Yok arkadaşlar. Gereksiz cümle sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır demiş. Bakalım. Cadı gencin saçlarını ince beyaz elleriyle okşadı. Bundan sonra sana sofrada kendi ellerimle hizmet edeceğim. Hocam burada kendiyi kullanmana gerek var mı? Ellerimle hizmet edeceğim demiş demişsiniz zaten. Ellerimle benim ellerimle kendi ellerimi kullanmana gerek yok. Yani şöyle diyebilir miydin? İşte Hasan'ın elleriyle hizmet edeceğim. Hasan'ın ellerimle hizmet edeceğim falan diyemezsin, değil mi? E zaten burada ellerim dediğinde kendi olduğunu anlıyoruz şunun kullanılmasına gerek yok arkadaşlar. Burada bir ara verelim. Siz de bir tekrarınızı yapın ve beraberce devam edelim gençler. Cici bakın kendinize. Görüşmek üzere.